Şimdi tabii insanlık tarihine ve tıp tarihine verilmiş böyle bir hizmet var. Bir de tabii gazetecilik tarihine hizmet etmiş başka bir arkadaşımızla programımıza devam edeceğiz. Onunla Skype bağlantısıyla güncel konuları beraberce konuşacağız. Almanya'daki Türklerin gazetecilik hayatına çıkarmış olduğu gazetelerle, organize etmiş olduğu gazeteci arkadaşlarıyla, bütün Avrupa'nın her tarafına dağılan bir gazetecilik ağıyla hala hizmet vermeye de devam eden sevgili dostumuz Şefik Kantar Bey'le bir Skype bağlantımız var. Güncel konuları beraberce konuşacağız. Şefik Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Size de efendim iyi yayınlar. Şimdi biz Almanya'da bir şeyler konuşup duruyoruz kendi aramızda. Halkımızın her birisinin ağzında bunlar var. Ama bunların bir gazeteci gözüyle Türkiye'den Avrupa'ya nasıl anlatılacağını ancak siz yapabilirsiniz. Bu bilgi paylaşımını siz bu konularla bağlantılı birçok kitaplar yazmış kişi olarak Avrupalı biz Türklere siz bunu nasıl anlatırsınız? Nasıl görüyorsunuz? Tabii önce konunun bir genel değerlendirmesini yapmak gerekirse, Evet. bizim toplum olarak şöyle bir huyumuz var. Evet. Şimdi Avrupa'da veya Almanya'da değişik kanunlar çıkıyor, Evet. değişik sözleşmelerden konuşuluyor. Evet. Bunlar %100 bizi ilgilendiren kanunlar ve sözleşmeler oluyor, anlaşmalar oluyor. Fakat bunların 5-6 yıl sonra yürürlüğe gireceği, 8-10 sene sonra yürürlüğe gireceği İma söz konusu ediliyor. olunca ya diyoruz bundan bir şey çıkmaz, bu olmaz, bu uygulanmaz. Bu işte öyle çıkarılan bir kanundur ve öyle bir yönetmeliktir diye işi hafife alıyoruz. Evet. Bu çıkarılan kanunlar ve yürürlüğe sokulan işte yönetmelikler, yapılan anlaşmalar neyi kapsıyor konusuna sıra geldiğinde de bu sefer yetkililer inkar yoluna sapıyor. Yok bu şunu kapsamaz, yok bu şunu etkilemez gibi bir takım söylemlerle sanki bu çalışmalar boşuna yapılıyor, spor olsun diye yapılıyor. Efendim hiçbir etkisi olmayacak, Evet. sadece işte rafta duracak, bir kanun var denecek, bir sözleşme var denecekmiş gibi böyle bir havaya giriyoruz. Sonra uygulama başladığında da dört bir koldan feryat ediyoruz, yandım anam diyoruz. Şimdi çok iyi hatırlayacağınız gibi bir Merkez Bankası faciası yaşadı. Neler yaşamadık? Evet. Evet. Şimdi bu da aynı benzer şekildeydi. Yok efendim Almanlar kat'i surette sizin hesaplarınızı öğrenemeyecekler. Yok efendim biz bu hesapları ona vermeyeceğiz. Alamaz. Yok efendim şu kanun var. Yok efendim uluslararası bu uygulama var falan diye. Oradaki vatandaşlarımız senece uyutuldu. Oyalandılar. Sonunda işte sonu hapis cezalarına, intiharlara, bunalımlara varan bir sürü sıkıntı yaşandı. Aynı şekilde bir holdingler faciası yaşandı. Onda da işte bir şey olmaz diyenler sonunda ortadan kayboldular. Binlerce vatandaşımız mağdur oldu. Aklını oynatanından, intihar edeninden, ailesini dağıtanla hatta cinayete teşebbüs edenine kadar insanlarımızın başına gelmedik kalmadı. Şimdi dünyada tabii son yıllarda bu kara para denilen olay ve buna bağlı olarak uyuşturucu para trafiği, yine terörün finansmanı ve en son bu vergi kaçakçılığı konusu hem devletlerin hem de uluslararası kuruluşların çok dikkatini çeken ve bunlara karşı tedbir alınması konusunda herkesin hemfikir olduğu konular. Şimdi kara paraya karşı mücadele edilmesi gerekir deyince buna itiraz edecek hiç kimse yok.
Yani evet. Uyuşturucu paraları ve bunun trafiğinin engellenmesi gerekiyor denince bunda da kimsenin itirazı yok. Aynı şekilde vergi kaçakçılığı denince de kimsenin buna itiraz etmesi mümkün değil. Çünkü evet, nerede nasıl olursa olsun her vatandaş bağlı olduğu ve yaşadığı devlete kanunlar çerçevesinde vergisini ödemekle yükümlü. Şimdi fakat bunlar olurken vatandaşın başının derde girmemesi için ona sağlıklı bir bilgi akışının olması lazım. Sağlıklı şekilde, en geniş şekliyle aydınlatılması lazım. Evet. Kanunlar karşısında ve bilhassa uluslararası uygulamalar karşısında kendi konumunu bilmesi gerekir. Evet. Şimdi Merkez Bankası hadisesinde insanlarımızın başı neden derde girmişti? Türkiye'de bankada olan ve faiz geliri elde ettikleri paralardan dolayı Almanya'da onların vergi ödemeyecekleri, eğer Almanlar böyle bir talepte bulunursa da zaten hesapları Almanya'ya vermeyecekleri için vatandaşlarımızın herhangi bir vergi ödeme durumunun söz konusu olmadığı söylenmişti. Şimdi bu söz konusu olan hali hazırdaki bilgi alışverişi ile alakalı yasa yeni bir yasa değil. Bu 2011 yılında başlayan bir süreç. OECD tarafından uluslararası alanda uygulanması düşünülen ve bugüne kadar Almanya bazında ele aldığımız zaman işte toplam 104 ülke bunu imzalamış ve 52 veya 54 ülkede Almanya ile bu konuda mutabakata varmış. Şimdi bu mutabakat nedir? Eğer Almanya'da ikamet eden bir vergi mükellefi, Türk vatandaşları için diyorum, eğer Türkiye'de bir banka hesabı varsa ve bu banka hesabına giren, çıkan bir takım gelirleri varsa, şimdi bu gelirler nedir? İşte mevduat hesaplarına bağlı gelirler. Efendim bu saklama hesapları denilen hesaplara gelen gelirler. Ortaklık gelirler, herhangi bir şirkete bir şey ortaksa. Veya nakdi değer elde ettiği sigortalar ve düzenli ödemeler. Tabii düzenli ödemeler deyince kira hemen akla geliyor. Ancak açıklandığına göre kapsamın dışında. Şimdi eğer işte faiz, kar, temettü, finansal satış geliri gibi gelirler, tabii artık günümüzde her şey bankadan olduğundan bankada bunlar görülüyor, banka hesaplarında giriş çıkışlarda. Ve bu tam adına bakarak söyleyeyim, vergi konularında idari yardımlaşma sözleşmesi, bu uygulamanın adı bu. Tekrarlar mısınız? Şimdi buna göre vergi konularında idari yardımlaşma sözleşmesi. Evet. Şimdi buna dahil olan ülkeler bu konularda, yani vergi konularında birbiriyle idari yardımlaşma yapacaklar. Şimdi idari yardımlaşmadan ne anlıyoruz? Bilgiler otomatik şekilde birbirine ülkeler tarafından aktarılacak. Şimdi biz tabii Almanya bazında konuşuyoruz ama bu sadece Avrupa'da Almanya ile sınırlı değil. Vatandaşlarımızın yaşadığı Belçika, Fransa, Hollanda, efendim İsveç, İspanya, bütün bu ülkelerde kapsıyor. Şimdi hatta uygulamada 5-6 ülke ile ilgili uygulama daha önce başladı fakat başlayamadı. Türkiye bunun teknik altyapısını hazırlayamadığını henüz beyan ederek bunu başlatmadı. Evet. Normalde Almanya ile olan uygulamanın da Eylül ayında, yani bu içinde bulunduğumuz ayda başlaması gerekiyordu. Ve bu bilgiler de periyodik olarak Eylül aylarında aktarılacak karşı tarafa. Yine bu teknik altyapı yetersizliğinden dolayı
bu yılın sonunda ertelendi Almanya ile bilgi alışverişi. Hı hı. Tabii bu arada Alman makamları bu yarı açık, yarı dolaylı olarak Türkiye'nin bu teknik altyapıyı hazırlama meselesini bir bahane olarak ileri sürdüğünü beyan ediyorlar. Diyorlar ki Türkiye ipe un seriyor ve bu teknik altyapının hazırlanması konusunda biz de üzerimize düşeni yapalım. Teknik altyapı bir an önce bitsin ve bu bilgi alışverişi başlasın. Hı. Şimdi bu bilgi alışverişi nasıl olacak? İşte diyelim Türkiye'deki bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki Merkezi Vergi İdaresi, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ikameti Almanya'da olan ve burada hesabı olan kişilerin o az önce bahsettiğimiz konularda banka hesaplarına olan girdi çıktılarını devredecekler. Onlar da bunu işte OECD ve Avrupa bünyesinde hazırlanan ortak platforma aktaracaklar. Şimdi Almanya oradan bakacak. Misal olarak söylüyorum, işte Ahmet Mehmetoğlu'nun diyecek, Türkiye'de falanca bankada hesabı varmış ve bu hesapta benim gördüğüme göre diyecek, atıyorum senede 50 bin lira geliri var. Tabii bu gelir Türkiye'de vergilendirilmiş bir gelir oluyor büyük ihtimalle. Ancak ülkeler arasındaki vergi oranlarında farklılıklar var. Diyelim X dalında Türkiye'de vergi oranı %12 ama Almanya'da %18. Almanya diyor ki sizin Türkiye'deki bu daldaki geliriniz az vergilendirildiği için ben aradaki vergiyi sizden talep edeceğim diyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman da bu normal bir uygulama görünüyor. Öyle normal görünüyor baktığınız zaman. Öyle normal. Normal tarafı da var mı bunun? Görünüyor. Şimdi işte ne yazık ki uygulamada karşımıza bir takım anormallikler çıkacak diye düşünüyoruz. Kesin çıkacak. Evet. Şimdi hem Almanya tarafından hem Türkiye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalarda mesela işte bu senenin sonuna kadar verilen bilgilerin son yıla ait olacağı söyleniyor. Söyleniyor. Ancak eski uygulamalardan da gördüğümüz gibi Almanya şöyle yapıyor. O 50 bin lira geliri baz alıyor. Diyor ki 10 yıl geriye doğru saydır. Demek ki diyor senin finans, böyle gelirin varmış. Ve o 10 yıllık gelir üzerinden vergi talep ediyor. Evet. Şimdi bu konuda da vatandaşları baskı altına almak için tehdit ediyor. Diyor ki ya kendini ihbar et, de ki ben hakikaten bu kadar para kazandım veya işte biraz az kazandım. Evet. Kendini ihbar et, oturalım anlaşma yapalım. Eğer ihbar etmezsen senden bir, zaten bu vergileri biz talep edip alırız. Evet. Mahkeme yoluyla, şu yolla, bu yolla ve bir de artı vergi kaçakçılığı dolayısıyla hakkında dava açarız diyor. Sabıkalı bir durum ortaya çıkıyor yani. Evet, evet. Suçlu duruma evet, düşersiniz diyor. Bu da tabii paniğe yol açıyor. Evet. Şimdi neden paniğe yol açıyor? Şimdi biz bizi tanırız. Hiçbirimiz geçmişe dönük 10 yılımızın hesabını veremeyiz. Kim verecek? Şimdi Alman maliyesinin yaptığı tahmini değerlendirmede bu sefer kafamızda demokrasinin kılıcı gibi sallanır ve vatandaşlarımız bununla uğraşıp durur. Şimdi tabii bu dediğimiz gibi 2011 yılında başlayan bir süreç. Şimdi vatandaşlarımız normalde zamanında eğer bu konuda aydınlatılsaydı, uyarılsaydı, bakın işte böyle böyle bir gelecek var efendim, buna hazır olun. Banka hesaplarınızı değiştirin, efendim, kapatın, yeniden açın. İşinizi, gücünüzü buna göre ayarlayın. Oradaki hesaplarınızı düzeltin, gidin Almanya'da bunun vergi beyannamesini yaparken tabii, bunları orada duyurun. Duyurmazsanız tabii, bu sizin karşınıza çıkacak değil mi evet, mesela?
Fakat işte bunun yerine bir şey olmaz. Şimdi dendiği için tabii vatandaşımız da ya koca bizim devlet yetkilileri yani yanlış mı söylüyor? Bir şey olmaz dedilerse bir şey olmayacaktır diye bu işi nedir biraz hafife aldılar. İşte eski konularda da yaşadığımız gibi. Yani mesela bu Merkez Bankası hadisesi yaşanırken, o paralar toplanırken, o kampanyalar yapılırken biz ya olmaz böyle şey. Bakın yarın vatandaşın başı derde girecek dediğimizde olur mu deniyordu. Şimdi oldu, yani oldu. Benzer bir durum ne yazık ki yaşandı. Ve işte muhtemelen bu 2021'in başından itibaren peyderpey Alman tarafı bunları uygulamaya sokacak. Tabii Alman tarafı sadece Türkiye ile yapmıyor bu şeyi. Almanya'da yaşayan herkes için yapacak. Ve de Maliye Bakanlığı'nın falan yaptığı açıklamalara göre Almanya buradan 10 milyar euro gibi bir ek vergi tahsilatı bekliyor. Hedef o. Şimdi bu Almanya için, her ülke için tabii iyi bir para. Acaba bu paranın ne kadarını bizlerden bekliyor? Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama inşallah bizim bu olumsuz kötü tahminlerimiz yanlış çıkar. Efendim çıkmaz. Dedikleri gibi bir şey olmaz. Ve vatandaşlarımız rahat yaşamaya devam ederler. Şimdi halkımızın buradaki genel eğilim şu, inandıkları mesele şu, konuştukları mesele şu. Bu sadece Türkleri mi vuracak yoksa mesela Türkiye'deki yaşayan Almanları da bu etkileyecek mi? Mesela Almanları, Belçikalıları, Hollandalıları, İngilizleri. Türkiye'deki milyonlarca Almanı da bu etkiler tabii. Yani bunu bir şimdi, de düşünün, bunun sadece Türkiye'si tabii, yok. Biz de hemen işte bir de bu anlaşmalar yapılırken ve bu anlaşmaların bizim halkın aleyhine olduğu sezildiği zaman hemen bir mütekabiliyet lafı gündeme getirilir. İşte biz de Türkiye'deki Almanlar için bunu soracağız ama işte Türkiye'de kaç tane Alman var? Almanya'da kaç tane Alman Türk var? Türk var tabii. Yani. Şimdi yani o zaman bu mütekabiliyetin fazla bir önemi kalmıyor. Almanya sadece şöyle, Almanya sadece Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki mal varlığını veyahut da bankadaki hesaplarını değil, aynı zamanda Türkiye'de bağlantılı Almanların da para hesaplarını da bilmek istiyor mu bu arada? Yani bu işte gelmiş, Almanya, ev almış, yazlık almış, oradan kira geliri olan, buradan bir şey olan Almanların parasal durumunu da sormuyor mu bu Almanya? Şimdi açıklandığına göre ev kira geliri bu kapsamda değil. Değil. Okay. Değil. Bu söyleniyor. Ancak bu... Bu kira geliri ama bankaya girecek yani. Nihayetinde bir yerde... Şimdi hayır. Deniyor ki bankaya girse dahi kira gelirleri bildirilmeyecek. Şimdi buna tabii inanmak pek mümkün değil. Alman hesabı bir ele geçirdikten sonra yani orada hangi gelirler var onun cicini çıkaracaktır. Yani. Şimdi tabii bu dediğimiz gibi bu OECD tarafından yapılan bir düzenleme, düzenleme. Sadece devletleri değil, herkesi kapsıyor. Yani Almanya kendi vatandaşları içinde, Yunanlılar içinde, İtalyanlar içinde tabii bu uygulamayı yapacak. Almanya zaten kendi vatandaşlarının, bilhassa iş adamlarının dışarıya kaçırdığı paraları nasıl takip ettiğini hemen hemen her 3 ayda 4 ayda bir ortaya çıkan skandallardan orada daha iyi takip ediyorsunuzdur. Yani bunlar için özel firmaları tutuyor. Efendim o listeleri elde ediyor. Ve bunları da yine kendilerini ihbar ettirerek cezadan kurtarmak suretiyle büyük vergi geliri elde ediyor. Parayı kayıt altına alıyor. Şimdi denildiğine göre, söylediğinize göre sadece bankadaki bu para trafikleri ve bu
para trafiğinin de para trafiğini bilmek istiyor değil mi? Ama hesabı var mı yok mu onu bilmek istemiyor adam. Doğru mu yanlış zaten, mı? Zaten şimdi mesela böyle şöyle diyeyim, pembe haber vermek isteyenlerin söyledikleri şeylerin birisi de şu. Evet. Şimdi eğer mesela Almanya'daki vatandaşımız Türkiye'deki hesabını açarken Almanya'daki adresini vermemişse veya bilgilendirmek için hani irtibat telefonu, irtibat e-mail adresi falan istendiğinde eğer Almanya'dan bir telefon numarası vermemişse veya işte DNL uzantılı bir e-mail adresi vermemişse efendim işte bunlar bulunmaz. Veya siz işte acaba kendi adınıza değil de aranızda böyle hiç açık hiçbir para trafiğinin olmadığı amcaoğlunuzun adına bir hesap üzerinden bunları yapıyorsanız işte bu ortaya çıkmayacak falan gibi. Tabii bunlar hem aslında konuşulmaması gereken yani biz kimse zaten ne siz ne de biz insanlara böyle bir şey kanun dışı bir yolu göstermek istiyoruz. Öyle bir niyetimiz yok zaten. Ama zaten bankaya yapılan ikinci, üçüncü şahıslar adına yapılan işlemlerin normalinde kara parayı takip kanunlarıyla bağlantılı olarak bir şekilde ne yapılması lazım? Bankacı tarafından blok edilmesi lazım. Doğrusu bu. Okey, yani, zaten bu kanun yani, kapsamı dışında da yapılan bir iş evet, o. Evet. Yani bu vergi kaçağı için yani evet. Almanya'nın İşte ve başka ülkelerin tabii evet. Bu takibatı yapacak evet. Başka ülkelerin daha fazla vergi geliri elde etmek evet. için sarıldıkları bir yol. Tabii yani burada bir terörle savaş, terörle mücadele gibi bir de şey uydurulmuş üzerine bir elbise giydirilmiş ayrıca böyle bir fonksiyonu da var. Peki emeklilerin durumu ne olacak? Türkiye'den işte Almanya'da şimdi, yaşıyor, Türkiye'de emekli, parası şeye geliyor, Türkiye'deki bir hesap numarasına geliyor. Ne oldu şimdi bu insanların? Şimdi yine belirtildiğine göre bu emeklilik gelirleri bundan muaf kalacak. Yalnız hem Türkiye'de hem de Almanya'da emeklilik geliri olanların durumunda bir karışıklık olma ihtimali var. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da emeklilik geliri mesela limitin altında görünenlere ek yardımlar yapılıyor. Evet. Fakat Türkiye'de de bunun emeklilik geliri olduğu ve bu hesaplar ortaya çıktığı zaman senin Türkiye'de daha fazla emeklilik gelirin var. Buradaki eklerden yararlanamazsın deme ihtimali var. Tabii bunları biz daha net şekilde uygulamalar başladığında görebileceğiz. Şu anda bu konuşulanların çoğu bizim konuştuklarımız dahil spekülatif. Yani spekülatif dediğim normalde emeklilik gelirleri bu kapsamın dışında. Ancak dediğim gibi iki taraftan emeklilik maaşı alanların durumunda bir belirsizlik var. Şimdi emeklilik kendi başına bir konu aslında. Şöyle bir özelliği var emekliliğin. Belli bir döneme kadar emekliliği hak etmiş olan insanların emeklilik gelirlerinin tamamı ne kadar olursa olsun vergiden muaf. Yani böyle bir muafiyetleri var. Belli bir dönem bu birinci nesildeki emekli olmuş olan insanlarımızın şeyi durumuna denk geliyor hemen hemen. Birinci nesil. Birinci neslin ilk bölümündeki olanların durumu için. Ama daha sonradan emekli olmuş 2005, 2006, 2007 yıllarından sonra emekli olanların peyderpey emeklilik aldıkları emeklilik maaşının belirli bir kısmı neye giriyor? Vergiye dahil oluyor. Tam bu kadar dahil olmuş veyahut da bu kadar dahil olmuş. Artık şimdi Türkiye'deki de o hesaba girecek. Evet, Türkiye'deki de bu hesabın içerisine girecek. Dolayısıyla bu kesimdeki olan halkımızın bundan bir şekilde etkileneceğini, sosyal yardım alsın ya da sosyal yardım almasın sosyal bir şekilde bunlar. Sosyal yardım alanların durumu var bir de. Bir de onlar tabii, var. Evet. Şimdi hemen bu ön plana çıkarılıyor. En çok o çıkartılıyor. Sosyal yardım
alanlar var. İşte bunların Türkiye'de varlıkları var, gelirleri var. Buradan da sosyal yardım alıyorlar diye bu konu biraz abartılıyor ve hemen ön plana Evet. çıkarılıyor. Ve bu tabii çok kötü bir algı oluşturuyor. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın Almanya'daki insanlarımıza bakışını Bakışlarını olumsuz olarak değiştiriyor. etkiliyor. Evet. İşte hem de Almanya'da belli çevrelerin ekmeğine yağ süren bir söylem aslında bu. Evet. Şimdi bunlar, şimdi çok az sayıda kişi bunu istismar ediyor olabilir. Zaten işte bu ortaya çıkarılan, takip edilenlere bakıldığı zaman bunlar yok denecek seviyede az. Çok az. Evet. Ama sanki sosyal sanki yardım çoğunluk alanlar, onlarmış gibi konuşuluyor, biliyor musunuz? Böyle Ya, bir şey yapılıyor. Evet. Tabii herhangi bir kişi Almanya'da sosyal yardım alıyorsa ve Türkiye'de malı, mülkü, geliri varsa tabii normalde Alman kanunlarına göre o sosyal yardım alamaz. Çünkü sosyal yardım alabilmesi için önce varlığını harcaması, oradan harcamalarını yapması, bu eğer bile hiçbir çaresi kalmazsa ya, sosyal yardım alması evet, gerekiyor. bu bile aslında tam olarak öyle değil. Alman sosyal yardım kanunlarının içerisinde bir kişinin kendisinin ikamet için sahip olduğu bir konuta tolerans gösteriliyor. Hatta böyle bir şeyin olması teşvik ediliyor diye yazıyor yani sosyal yardım kanunlarının içerisinde. İlla onu satacaksın, parasını yiyeceksin gibi bir mecburiyet yok. Hatta birikmiş bir miktar paranız bile varsa, bir köşede böyle bir para duruyorsa, onun bile bir hesabı var. Diyorlar ki bu para sosyal yardım kapsamının haricinde yedek akçe olarak sizin elinizde bulunması gerekir diye söylüyorlar. Dolayısıyla bazı insanların hemen sosyal yardım alan herkesi bir potansiyel suçlu olarak göstermeleri İşte halkın bu kanuna arasındaki göre bilgi kirliliğine dolandırıcı sebep durumlar. oluyor. Dayanışma kirliliğine sebep oluyor böyle bir şekliyle. Efendim Şefik Bey, verdiğiniz bilgilerle bizi bizim içimizden, bizden biri olarak, bir gazeteci olarak bizi Avrupa'daki Türkleri Türkiye'den aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka programlarda sizinle birlikte olmak bize şeref Bir iki cümle verecek. eklemek istiyorum. Buyurun. Bir iki cümle müsaadenizle ekleyeyim. Rica ediyorum. Sizin efendim buyurun. Tabii şimdi bu vatandaşlarımızın tamamına yakınını ilgilendirebilir bu konu. Bence de evet. Küçük büyük demeden evet. İlgilendirebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda zarara uğramamaları, başlarının derde girmemesi için müşavirleriyle, ştüel beraterleriyle bu konuyu enine boyuna ve her şeyi açık şekilde ortaya koyarak şeffaf. Herhangi bir şeyi kaçırmaya, gizlemeye, saklamaya yeltenmeden açık şekilde belirtmeleri ve kanunlar dairesi, kanunlar çerçevesi içerisinde haklarını hem kullanmayı hem muhafaza etmeyi bir de mağdur olmamayı garanti altına almaları gerekir. Burada ştüer beraterlere yani mali müşavirlere çok iş düşüyor. Biz de bugün biraz sonra bir mali müşavir arkadaşımızla beraber konuşacağız. Orada da bir takım gelişmeler ve değişiklikler var. Verdiğiniz bu bilgiler ve yaptığınız bu teklif için, bu öneri için çok teşekkür ederim. Bize doğru yolu gösterdiğiniz için sağ olunuz, var olunuz efendim. Vatandaşlarımıza selam. Aleykümselam. Vekaleten efendim aleykümselam. Teşekkür ederim. Başka programda beraberiz Şefik Bey.